Son günlerde kendi öfkemle ilgili farkındalıklar yaşadım. Öfkelenme miktarımın çok azaldığını fark ettim. Bir anda durup bunu fark ettikten sonra sebeplerini ne ve bu dönüşümü nasıl yaşadığımı biraz anlamaya başladım. Aslında bir süredir üstüne konuştuğum şeylerle çok alakalı, nasıl birbirine bağlanıyor hepsinden de bahsedeceğim. Eğer hazırsanız başlayalım. Selam, ben Mora Hümeyra. Kanalıma hoş geldin. Bu kanalda dönüşüm yolculuğumu, bu yolculukta edindiğim bilgileri ve deneyimleri seninle paylaşıyorum. Benim için öfke aslında çok görünür bir duyguydu. Diğer duygulardansa nispeten daha ön planda olan, aslında bana tanıdık gelen bir duyguydu. Bu demek değil ki ben sürekli böyle öfkeli gezen, ona buna bağıran, çağıran veya öfkesini açığa çıkaran bir insandım. Öyle değildim. Fakat öfke bana tanıdık bir duyguydu. Neden? Çünkü benim içinde bulunduğum ailede en kolay ve en rahat ifade edilen, en baskın olan duyguydu belki de öfke. Çok böyle kavga, tartışma veya biri birine öfkelendiğinde bunun rahatça açığa çıkarılabilmesini çok gördüm. Buna çok şahit oldum. Ama diğer duygulara aynı şekilde şahit olmadım. Mesela gerçekten üzülme, kalp kırıklığı, ben şu an çok üzgünüm. Böyle şeyler duymadım, görmedim. Ve pek çoğumuz için de böyle olduğunu tahmin ediyorum. Zaten daha olumlu duygular, işte böyle sevgiyi ifade etmek, birbirimizi daha çok onurlandırmak vesaire. Bunlar tabii hani bazı aile yapılarında ve bazı coğrafyalarda daha az görülebilen şeyler veya işte çoğu ailenin içerisinde birbirine seni seviyorum denmemesi ama rahatlıkla herkesin birbirine bağırabilmesi gibi. Benim de çok farklı değildi açıkçası. Yani ateş elementi yüksek bir evde büyüdüm. Bu yüzden kendimle ilgili de yani öfkenin çok baskın olmuş olduğunu görüyorum küçük yaşlarımdan beri. Mesela işte ergenliğimde gerçekten çok isyan, öfke, metaller dinleme falan böyle bir insandım. Bazen bana Instagram'da falan insanlar mesaj atıyor veya videolarımın altına yorumlar geliyor ve çok gülüyorum. Çünkü şöyle şeyler söyleniyor bana. Ah tabii sizin için kolay, sizin aileniz şöyleymiştir, ah tabii sizin paranız var falan. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Ya ben bunları şu an burada niye bu kadar rahatlıkla anlatabiliyorum? Tabii ki içinden geçtiğim için. Tabii ki de muhteşem bir ergenlik geçirmedim. Hani niye bu kadar şeyi araştırmam gerekti acaba? Bunu yazan kişiler veya hakkımda bunu düşünen kişiler bunu hiç düşünüyor mu? Veya sosyal medyada karşınıza çıkan, rehberlik yapan, öğretmenlik yapan insanları görüp bunları düşünüyorsanız hani hiç düşünüyor musunuz o insan bu noktalara nasıl geldi? Niye bu konular hakkında böyle konuşuyor diye? Neyse. Dolayısıyla ben öfkeli bir insandım. Ama bunu dışarı çıkartmıyordum. Hatta bunu dışarı çıkartmama seviyem, bastırma, baskılama seviyem böyle yoga, meditasyon falan yapınca daha da arttı. Neden? Çünkü yogiler sinirli olamazsa. Ah ben artık meditasyon yapıyorum. falan. Neyse tabii ki de demiyorum ki öfkemiz üzerine hareket etmeliyiz, şiddetli olmalıyız. Sadece bendeki durum şuydu. Farkına varıyordum. Bir süre sonra daha derin çalışmaya başladıktan sonra kendimle ve daha gölge taraflarıma inmeye başladıktan sonra ya evet ben burada tetiklendim. Bir şeyler trigger oldu. Ben burada evet öfkeliyim ama o öfkeyi yavaş yavaş dönüştürmeyi öğrendim. Nasıl dönüştürmek? Öncelikle benim gibi çok böyle öfkesini, duygusunu, alevli duygusunu rahat ifade edemeyen bir insan olarak benim bunu enerjetik olarak boşaltmaya ihtiyacım vardı. Zaten burada karşıma daha bedensel somatik pratikler çıktı. Mesela ateşli nefeslerle bu öfkeyi boşaltmak veya bir şeyleri, yastıkları yumruklamak, bağırmak, ağlayabilmek gibi. Mesela benim çok uzun süre hiç ağlayamadığım bir dönem var hayatımda, 8-10 yıl. Ama tamam bedensel enerjisini boşalttık ama yani niye o öfke en başta çıkıyor? Yani çıksın çıksın boşaltalım, çıksın çıksın işte günlüğümüze yazalım ve bu enerjetik olarak dönüşsün. Bunun da ötesinde bir şey gerekiyor. Bu bir geçiş aşaması bence sağlıklı bir şekilde o enerjiyi akıtabilmek. Ama ikinci planda tamam o zaman artık hiç öfkelenmeyeceğim bir hayatı nasıl yaşayabilirim, nasıl yaratabilirim? Bunu sorgulamak nihayetinde bir noktada gerekiyor. Şimdi bütün duygulara bir mesajcı, bütün duygulara bir elçi olarak bakarsak,
Ezoterik bilgide yani yogada veya simyada denk geldikleri elementlere ve karşılık geldikleri çakraların konularına vesaire de bakarsak zaten şunu görüyoruz. Yani duygunun ortaya çıkışı herhangi bir dengesizlik anında oluyor. Özellikle de düşük titreşimli diye nitelendirebileceğimiz, bizi huzurdan sevgi frekansına uzak tutan, taşıyan duygularda bunlar oluyor. Öfke bize ne yaptıran bir duygu? Biz öfkeli olduğumuzda bedenimiz ne yapmak istiyor? Bunu bir sorgulayalım. Bağırmak, çağırmak, bir şeyler fırlatmak, bir şeyler tutup parçalamak. Yani bu nasıl bir duygu? Patlayıcı bir duygu. Böyle içeriden dışarı patlayan bir bomba gibi. Yani ne yapıyor? Etraftaki her şeyi böyle itmek istiyoruz. Sinirlenmiş ve sizi bir yere yaklaştırmayan bir köpeği düşünün, tamam mı? Öfke şu zamanlar ortaya çıkıyor. Bir şeyler bizim dibimize, bizim içimize çok fazla girdiği zaman. Yani sınırlarımızı koruyamadığımız zaman. Biz zamanında buradan içeri girme diyemediğimiz için artık çok dibimize yaklaşmış bir şeyle ne yapacağımızı bilmiyoruz ve onu itip uzaklaştırmak istiyoruz. Bu yüzden zaten ateş elementiyle çok alakalı bir duygu. Bir de şöyle bir parantez açayım. Duygular insanların veya olayların bize yaşattığı veya bizde yarattığı şeyler değiller. Duygular bizim kendimizle ilişkimizde veya hayatla ilişkimizde açığa çıkan ve zaten içimizde olan fakat insanların, ilişkilerin, durumların, olayların tetiklediği şeyler. Yani ben aslında birine öfkelenmiyorum veya birisi beni öfkeli bir insan kılmıyor. O yüzden ilişkilerinizde işte onun yüzünden bu hale geldim falan dediğiniz şeylere bir bakın. Veya bunu uzun yıllar evli kalmış insanlarla, partnerliklerde çok görüyorum. O beni bu hale getirdi gibi. Ben aslında eskiden öfkeli bir insan değildim. O beni öfkeli birisi yaptı. Benim şu ana kadar ki idrakıma ve tecrübeme göre böyle bir şey söz konusu değil. Benim içimde bir öfke var ve hayat bu öfkeyle yüzleşmemi, bu öfkeyi görmemi ve bu öfkeyi ne yarattıysa onu dönüştürmemi istediği için karşıma insanlar, karakterler çıkartıyor ve onların üstünden ben bu öfkeyi deneyimliyorum gibi düşünebiliriz. Öfke açığa çıktığında benim nereye bakmam gerekiyor? Sınırlarıma bakmam gerekiyor. Baştan sağlıklı bir şekilde sınırlar koyabilirsem benim canımı yakacak mesafeye bir şeyleri yaklaştırmazsam bu dengesizliği birilerine alev atarak kompanse etmek zorunda kalmam. Ben bu aradaki ilişkiyi az çok bilgi olarak bilsem bile tam olarak bedensel olarak idrak edememişim. Bunu anlıyorum. Çünkü son zamanlardaki pratiğim, benim şöyle bir pratiğim yoktu. Ben bundan sonra öfkeli bir insan olmayacağım. Hiç böyle yola çıkmadım aslında. En son çektiğim videolardan da anlayabileceğiniz üzere ki onlarda hep içsel erilden, ilahi maskülenden bahsediyorum. En son birkaç videomsa genelde içsel gücümüz üzerine, yani çok solar plexus temaları. Bunun sebebi aslında kolektif olarak da burada bir iyileşme ve dönüşüm yaşıyor olmamız, kolektif olarak içimizdeki ilahi eriliği şifalandırmamız gereken dönemlerden geçiyor olmamız. Bunu da neye dayanarak söylüyorum? Astrolojiye dayanarak söylüyorum ama astrolojik olarak bu bilgileri bilmeden önce zaten benim hep bu konularda çalışasım, bu konularda konuşasım geliyordu. Benim de haritamda bu konuları iyileştirmem, dönüştürmem gereken bir astrolojik durum var gerçekten. O da Satürn'ümle Ay'ımın Koç'un üstünde kavuşması. İlgilenenler için bunu söylemiş olayım. Her neyse, benim pratiklerim daha çok sınırlar üzerineydi. Ve tetiklendiğim yere, tetiklendiğim insanlara bakmak üzereydi. Ve kendime alan tutmak üzereydi. Yani bu ne demek? Bir duygu yaşadığımda veya bir durum yaşadığımda bu durumun sorumluluğunu karşımdakine yıkmamak. Yani ben nasıl hem burada yaşadığım duygunun sorumluluğunu alabilirim hem de bir daha bu duyguyu yaşamamak için ben kalbime göre ilişkiler, diyaloglar, durumlar nasıl yaratabilirim? Çünkü insanların davranışları veya oldukları şekil bizim doğrumuza, bize göre doğru olan, kalbimize yakın gelen, içsel olarak bizi huzurlu hissettiren şeye yakın olmayabilir.
Bu durumda iki seçeneğimiz var. O kişilerden birazcık veya tamamen uzak durmak veya kalmayı seçiyorsak oldukları gibi kabul etmek. Çünkü içsel bilgeliğimizin yani şu kalbimizin bize burada bir şey yanlış ve ben bu kişiyle temel bir yerden, çok içsel bir yerden uyumlu değilim. Dünya görüşümüz benzemiyor. İnsanlara davranırken öncelik verdiğimiz şeyler, ilişkilerde önemsediklerimiz benzemiyor diyorsak, o kişilere bunu lafla anlatmaya çalışmak veya o kişilere bak benimki daha doğru, bence seninki daha yanlışı hissettirecek şekilde hareket etmek doğru olmuyor. Yani ben kendi tecrübemle bunu öğrendim. Ben yıllarca böyle bir yerdeydim ve çoğu böyle ışık işçisi diyebileceğimiz, yani daha hassas ruhlar, aslında böyle şeyleri hisseden kişilerin düştüğü bir tuzak burası ve çok kibirli bir yer. Tamam mı? Çünkü o insan enerjetik olarak, yani hissiyat olarak aynı yerde olduğunuzu hissetmiyorsanız o kişilerle, dediğim şeyi bence anlayacaksınız ve farkını bileceksiniz. Gidip bak sen şöylesin, bu böyle, bu böyle, ben de böyleyim falan filan demek bu kişilere sizden sadece neyi yansıtıyor biliyor musunuz? Sen yetersizsin, ben senden daha iyi biliyorum vesaire. Hani böyle bir enerjiyle gittiğimizde hem kendimizi karşıdaki insanın gözünde bir otorite yerine koymuş oluruz. Çünkü enerjetik olarak ben yetersizim ve ben aşağıdayım hissettiğimizde karşımızdakini güçlü ve otoritede görürüz. Orada bir güç savaşı başlıyor. Ve bu karşımızdaki kişiye kendi gücünü, kendi sorumluluğunu teslim eden bir davranış modeli değil. Bize de kendi gücümüzü kullanma fırsatı veren bir davranış değil. Ve burada bahsettiğim güç, yani kalpten gücü aldığımız yer benim hissime ve düşünceme göre ideal olan yer. Ama burası egosantrik bir güç. Kalpten gücümüzü almak nasıl olurdu? Burada sadece kendi seçtiğimiz yolun ve kendi etiğimizin, kendi doğru olduğunu düşündüğümüz şeyin gerektirdiği tavrı yapmak ve yaratmak ve kimseye bunu açıklama zorunluluğu hissetmemek. Eğer uyumlu olmadığımızı düşündüğümüz kişiler varsa da sessizce uzaklaşmak veya uzaklaşmayı seçmiyorsak o hallerine kendimizde, kabımızda, alanımızda yer açmak. Ama bu yeri açamıyorsak bu gayet okey. Bu konuda kendimize dürüst olmak ve uzak durmak. Benim şu ana kadar tecrübe edebildiğim kadarıyla bu şekilde yaşanıyor, yaratılıyor sağlıklı sınırlar. Ve diğer senaryo ise bazen bazı kişilerin davranışları, onlarla ilişkimizdeki bazı tetikler vesaire bizi rahatsız edebilir ama belki ufacık bir dokunuş yapsak, belki biraz hislerimizden ve beklentilerimizden bahsetsek, karşımızdaki insan da bunu anlayacak, bunu dinleyecek, belki bunu bir düşünecek veya bizle ilgili geri bildirimde bulunarak bize de bir farkındalık sağlayacak. Bu açıklığı hissederiz. Bu açıklık var mı yok mu? Ben gerçekten kalpten paylaşabilir miyim? Karşımdaki insanın kişiselleştirmeyeceğini düşünerek, ona kendisi hakkında kendini kötü hissettirme niyetiyle değil, gerçekten ilişkiyi yapılandırma niyetiyle giderek bu alanı açabilir miyim? Bu soruyu içimize, kalbimize sorduğumuzda genelde yanıt belli olur. Ve bu yanıt hayırsa ben anlattığım şekilde davranıyorum. Yani bir süredir. Veya ille de bir şey söyleyeceksem hep böyle niyetlerimi kontrol ediyorum. Yani orada mesela işte sen beni üzdün, bak ben de sana ne biçim sokacağım falan. Böyle bir bıçaklama dürtüsü var mı? Veya bir işte üstün gördüğüm kendimi bir yer var mı falan, bunlarla çalışıyorum ve evet çok var, yani vardı, hala da çıkıyor ama hani zaten böyle öfke ve kibir hakkında ikisinin arasında olduğu söylenen bir ilişki vardı, şu an tam hatırlayamadım ama çok yüksek bir kibir çıktığını gördüğüm için bu tüm o içimden dürten hadi söyle öyle de mahvolsun falan bu seslere rağmen hiçbir şey söylemeden sadece kendi alanıma çekilmeyi ve doğru olduğuna inandığım şeyi yapmaya devam etmeyi öğrendiğim bir süreç oluyor benim için. Ve bunu yapmaya zaten ne diyoruz biliyor musunuz? Bedenlemek, embodiment. Yani inandığın şeyi yaşa. Kimseye anlatma. Sen sadece neyin doğru olduğuna inanıyorsan
Onu yap. Mesela Kur'an'da olduğunu biliyorum. Diğer kitapta, dinlerde var mı bilmiyorum ama mesela ettiğin yardımı kimseye gösterme. Bunun hakkında kimseyle konuşma. Niye? O zaman sen o yardımı göstermek için yapıyorsun. Senin o yardımı Allah rızası için yapman gerekiyor. Dolayısıyla sen doğru olduğuna inandığın bir şey varsa onu Allah rızası için yap. Yani o kendi inandığın, kendinin rızasını kazanmak için yap. Tamam mı? Kimsenin rızasını kazanmak için değil. Zaten tavrımız bu olunca enerjimiz o kadar değişiyor ki. O kadar. Yani o insanın başına ekşiyip de bik 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 sen beni şurada üzdün, burada böyle ettin falan filan diyeceğinizden 1000 kat daha fazla ilham olabilirsiniz insanlara. Bu sözle anlatacağınızdan daha bambaşka bir etkisi oluyor ve orada o kişi görmeyi seçerse görüyor ve zaten ilişki çok büyük dönüşüyor. Ama görmeyi seçmezse de zaten bu demektir ki yani o kadar büyük bir değer yargılarımız arasında uyumsuzluk varmış ki ve zaten hayatımızda olmasına gerek yokmuş o insanların. Dolayısıyla hani kaybetme korkusunu bırakıp biraz kendi hakikatimize, bizim için hakikat neyse ve onu bedenlemeye gelebilirsek aslında sağlıklı sınır dediğimiz yer burada oluşuyor. Hani hop dur bakalım gelme aman ne yaptın falan ya o da bir sınır. İlk başta benim sınırlarım öyleydi yani. Daha sağlıklısını nasıl yapabileceğimi bilmediğim için direkt böyle yaklaşma falan dikenli teller öyle bir sınır koyabiliyordum. Ve öyle bir yerdeyseniz bu da okey. O da bir geçiş aşaması. Hiç sınır koyamamaktan ve herkesin dibine ize girmesinden iyidir yani. Velhasıl böyle bir gün şunu fark ettim. Hani ben böyle öfkeleniyordum ama içimde bir şekilde onu dönüştürüyordum. Hani spora git, bas, bağır, çağır. Sonra da hani neden öfkelendiğine bak mesela. İşte günlük tut, orada neye tetiklendin, bilmem ne falan. Okey bunları yapıyordum. Ama böyle bir baktım. Yani o öfke duygusu şuradan böyle çıkmıyor bile. Yani hiç çıkmıyor demiyorum ama hani 10 çıkıyorsa 2-3 çıkıyor şu an maksimum. Ve böyle bu nasıl oldu diye düşündüğümde neyi gördüm biliyor musunuz? Aslında az önce anlattığım merkez hali ve kendi kendini, kendi duygularını, duygusal bedenini, birliğini, bütünlüğünü bu şekilde kalpte kalarak yumuşak ama net bir şekilde. Bakın net çok önemli bir kelime. Sert değil ama net, clear. Yani bir açık bırakmadan, yoruma açık değil. Budur nokta. Ama bunu yumuşak bir şekilde yapabilme hali. Bu bize kimi anlatıyor? Bu ilahi maskülini anlatıyor. Ve bizim kendi içimizde bu nitelikleri geliştirmemiz aslında içimize sağlıklı bir eril, yani sağlıklı bir maskülen aktivasyonu yapıyor. O yüzden neden bizim toksik maskülen dediğimiz şey, toksik eril dediğimiz şeyin en büyük, en ana indikatörü ne? Göstergesi. İngilizce kelime kullandın diye kızıyorlar bana. Öfke. Kanalize edilememiş ve dönüştürülememiş öfke. Niye karı dövmeler, silah çekip vurmalar, barda kavga çıkartmalar falan? Neden? Çünkü sağlıklı maskülen yok. Sadece erkekler için konuşmuyorum. Biz de kendi içimizdeki eril orada olmadığı zaman buna başvuruyoruz. Yani bizim kendi içimizdeki erilin, kendi içimizdeki yumuşak yerleri koruyacak kadar, onların yumuşak kalmasına alan tanıyacak kadar gelişmesi ve doğru bir dil kullanmayı, doğru bir tavrı açığa çıkarmayı öğrenmesi lazım. Öbür türlü ne oluyor biliyor musunuz? Yani bizim yumuşak karnımız, diyoruz ya karnımız yumuşacık, onun içerisinde hayati organlar var. Veya kalbimiz yumuşak. Bunları yumuşak kalmaya devam edebilsinler diye sağlam, sağlıklı, net sınırlarla koruyan şey, oradaki koruyan nitelik, maskülen bir nitelik. O maskülen orada olmadığında ne oluyor biliyor musunuz? Kalbimizi sertleştiriyoruz. Çünkü niye? Dışarıya çit çekmediğimiz için
artık kalbin etrafını duvarlar örüyoruz veya karnımızı kapatıyoruz. Dolayısıyla ilişkilerde de kalbimizi kapatmakla, sert olmakla, kaçınmakla, avoidance dediğimiz şey, bu bağlanma teorisini bilenlerin kaçıngan bağlanma olarak bileceği şey, aslında buralarda olan şey yine sağlıklı bir eril veya sağlıklı sınırlar yerine direkt kalbi katılaştırmak, duyguları uyuşturmak hali ve bu ikisi birbirinden çok ayrı şeyler. Yani tam tersi, bizim duygularımızı hiçbir zaman uyuşturmak zorunda kalmayalım. Kalbimizi hissetmeye, kalbimizdeki yumuşaklığı, orada böyle gürül gürül akan duyguları hissetmeye devam edebilelim ve orayı sıkıştırıp durdurmak zorunda kalmayalım. O akışla, oradaki yumuşaklıkla güvende hissedelim diye o kalbi koruyan sınırlar yaratmaya ihtiyacımız var. Ve bu olduğunda zaten o yumuşaklığa, o coşkuya, o gürül gürül akan yere zarar gelmesini önlemiş oluyoruz. Ve kendimize bir alan yaratıyoruz. Kendimize bir kap yaratmış oluyoruz. Zaten bu anlattığım akışkanlık, o yumuşaklık, duygular, bunlar da ne nitelikler? Feminen, yani dişil nitelikler. Yani kendi içimizdeki dişiliği, kendi içimizdeki eril korumuş, gözetmiş oluyor. Rahman ve Rahim. Ve böylece çok dengede kalabiliyoruz. Yani sırf korunacağım diye, sırf bir daha üzülmeyeceğim, kırılmayacağım diye kendimizi katılaştırmamıza gerek kalmıyor. Ama o yumuşaklığı böyle sonuna kadar kollarımı açtım, hadi kim isterse gelip bana bıçak saplayabilir, bir yerde tuttuğumuz zaman da çok fena canımız yanıyor. O zaman da öfkeleniyoruz. Yani erilin sağlıklı olmayan versiyonunu mecburen yaşıyoruz. Çünkü artık sistem diyor ki sen zamanında koysaydın düzgün sorun olmayacaktı. Ama şu an artık çok geç oldu. O yüzden benim bu sınırları fantastik bir tepkiyle ifade etmeye ve bana zarar veren şeyleri kendimden biraz yakarak uzaklaştırmaya ihtiyacım olacak diyor ve bizde öfke açığa çıkıyor. Bunu artık çok uç noktalara götürürsek, çok uzun süre sıkışırsa içimizde bu enerji, zaten bedensel olarak da sıkıntılı şekillerde, hani öfke nöbetleriyle, cinnetlerle açığa çıkabiliyor. Zaten bunu daha böyle mikro mikro ve azar azar seviyelerde de nasıl deneyimliyoruz? Hastalıklarla deneyimliyoruz. Ne dedik? Ateş dedik, solar plexus dedik, karnımızı sıkıştırmak dedik, kalbimizi katılaştırmak dedik. O zaman ne oluyor? Biz işte mide bağırsak problemlerini yaşayabiliyoruz. Sağlıklı sindirilemeyen duygularda, ifade edilemeyen hayırlarda. Zaten bir sürü hastalığın en ucu buraya da bağlanabilir ama en direkt bağlantılı olanlar benim gözlemleyebildiğim kadarıyla bunlar veya kalp rahatsızlıkları, kalp sıkışmaları vesaire. Hepsini düşünebiliriz aslında buralara bağlandığını. O yüzden de aslında bizim ilahi erilimizi, kendi içsel merkezimizi, sağlamlığımızı, netliğimizi, evetimizi, hayırımızı oluşturmamız ve bunların temelini egoya değil kalbe dayandırmamız, artık öfke duymamıza ihtiyaç kalmadığımız bir yere gelmemizi sağlıyor. Yani çünkü her duygu bir ihtiyaçtan doğuyor ve artık kendisine ihtiyaç olmayınca öfke niye gelsin benim alanıma, bedenime? Dilerim bu video kendi içsel erilini ve öfke duygunu anlamana, anlayışla karşılamana yardım eder. Benimle birebir çalışmak veya online atölyelerime, etkinliklerime katılmak ve yakın zamanda oluşturmuş olduğum Kaygısız Sabahlar atölyesine kayıtlardan erişmek istersen videonun altındaki linklere tıklamayı unutma. Bu konulardaki tecrübelerini de paylaşmak istersen yorumlarda buluşuruz. Meksika'dan selamlar. Kendine güzel bak.